Merhaba değerli izleyicilerimiz. Programda çok değerli konuklarım var. Hemen tanıtacağım onları. Çok değerli iki kadın hukukçu, avukat. Yanımda oturan değerli konuğumla başlayayım. Adettir ya bizden, ya en yakından başlanır. Avukat Sayın Elif Eskin, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Bu ekrandan da tanıyorsunuz zaten Sayın Eskin'i. Ve Avukat Sayın Binnur Zuhat Yokuş, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sayın Yokuş aynı zamanda Vatan Partisi İstanbul İşçi Sendika Büro Başkanı. Şimdi biz bugün ne konuşacağız? Geçtiğimiz günlerde yasalaştı, tamamen geçti bu kanun. İş Mahkemeleri Kanunu ve kanun tamamen değişti. İşçi işveren ilişkisini düzenleyen kanun, değil mi? Tamamen değişti ve işçi açısından, işveren açısından bakalım neler getirdi. Zorunlu kıldı arabuluculuk sistemini. Bu ne demek? Hepsini bütün ayrıntılarıyla konuşacağız. Önce sizden başlayayım mı Sayın Yokuş? Hay hay tabii buyurun. Ne oldu? Yani nasıl bir işin özeti, tabii soracağım tek tek, detay detay dinleyeceğiz sizi. İşin özü şu, bizim İş Mahkemeleri Kanunumuz bir torba yasayla tamamen değişti. Torba yasa diyorum çünkü arabuluculuk yasasında da bazı değişiklikler içeriyor. Ve zorunlu arabuluculuk üzerine inşa edildi yeni İş Mahkemeleri Kanunumuz. Gerekçe şu, iş davaları uzuyor. Orada bir mağduriyet var. Kısa yoldan biz bu şeyi çözeceğiz. İhtilafların uzamasını, davaların yığılmasını önleyeceğiz. Türünden bir gerekçe getirdiler ama tabii gerekçe yasayı incelediğimiz zaman, yasanın mantığını çözdüğümüz zaman inandırıcı değil. Kestirmeden söyleyeyim, bu yasanın amacı işçiyi alabileceğinden daha azına ikna etmek, zorlamaktır. Özü bu. Elif arkadaşımız kanunun ayrıntılarına daha hakim. Yani emeği reddedici bir üslup. Evet. Evet. Emeğin gücü yok ediliyor kanun eliyle. Emeğin gücü yok ediliyor. Bu siyasi anlamı şu bunun. Türkiye halkının, milletimizin büyük bir çoğunluğu işçi. Bizim anladığımız sanayi işçisi tanımının yanında beyaz yakalısı, beyaz baretlisi, güvenlikçiler, teşrifatçılar, yani memurları işte arada sırada işçilik de yapar bizim köylerimiz. Onları da çıkardığınız zaman, ailelerini de kattığımız zaman milletimizin büyük bir çoğunluğu bir tarafa itilmiş, savunmasız bırakılmış. Siyasi iktidar böylece milletin çoğunluğuna dayanma gereğini hissetmemiş, başka şeyler düşünmüş, başka tercihler yapmış demektir. Bu vatan savaşı yaptığımız bir dönemde, evet, tehlikeli bir şey. Çok. Tehlikeli bir şey. Bunun birkaç adım gittiğimiz zaman farklı şeylerini de göreceğiz. Yani kendi mantığı içinde kademeli olarak arabulucu, zorunlu arabulucu yargılama faaliyeti yapmıyor. Tarafları topluyor. İşte sen ne diyorsun diyor. Ondan sonra arabuluculuk kanununda değişiklik yapıldı dedim ya. Eskiden kanunun ilk çıktığı haliyle arabulucu talepleri toplar, bir taraflara sunardı. O onu diyor, sen ne diyorsun, bu bunu diyor, sen ne diyorsun. Yeni yasayla şunun ortasını bulalım deme hakkı geldi. Arkadaşımız anlatacak. Mecburi olarak. Yok, mecburi olarak değil, böyle hayır, bir hakla. Zorunlu arabulucu. Zorunlu arabulucuya böyle bir hak verildi. Eskiden yoktu. Yani tarafları uzlaştırmak için öneri getirebilecek, inisiyatif kullanabilecek. Peki arabulucunun özellikleri ne olacak? Arabulucular hukukçulardır, avukatlardır. Evet. Bir eğitim alırlar, lisansları vardır. Kaydolurlar, arabuluculuk bürolarına kaydolurlar. Arkadaşımız ayrıntılarını anlatacak sürecin ama tamam, ben ne anlama geldiğini... Lütfen. Bu yargının özelleştirilmesidir Gülbin Hanım. Net olarak yargının özelleştirilmesidir. Ne halkın bundan dayandığı, halkın çoğunluğunun ihtiyaç duyduğu yargının özelleştirilmesidir. Yani daha ziyade işverenden yana, kapitalden yana bir tavır mı? Öyle bir süreci gözleyeceğiz zaten. Ayrıntılara indiğimiz zaman oraya varacağını gözleyeceğiz. Ama yargının özelleştirilmesi öyle basit bir şey değil. İlk defa oluyor bu.
bu taşları yerinden oynatacak bir şey. Yargı devletin temeli. Yani yasama yürütme yargı deriz ya, üç unsurundan biri değil. Bence adalet temeli. Mülkün temelidir. Mülkün temelidir. Evet. Yani mülk bizim bildiğimiz mal mülk değil. Temelidir, doğrudur. Sürgünde parlamento duyarız. Sürgünde hükümet duyarız. Sürgünde yargı duyduk mu? Gelmiş geçmiş bütün devletlerin meşruiyeti adalete dayanır. Sadece çıplak zorlu olmaz. Hangi sınıf dengesine dayanırsa dayansın, hangi sınıfın hakimiyeti olursa olsun devlet meşruiyetini muhafaza edecekse bir adalet, ikincisi zor durumda olanın korunması. Sumer'de bile görürüz, işte iktidar değişir, kitabesini diker, der ki ben işte yoksulun, yetimin hakkını korumak için geldim. İhlal ediliyordu. Bu kadar önemli bir şeyken nasıl bir tercih, nasıl sonuçlara varıyor? Benim yasanın özünden çıkardığım sonuçlar bunlar. Arkadaşımız ayrıntılarını anlattığı zaman net olarak göreceğiz. Tekrar konuşuruz. Tamam. O zaman ben sevgili Elif Hanım'a dönüyorum. Elif Eskin Hanım'a. Evet. Ben şimdi Zuhat Hanım'ın bıraktığı yerden önce bir konuyu vurgulayayım. Bizim anayasamızda aslında çok açık bir hüküm var. Yargı yetkisi Türk milleti adına bağımsız mahkemeler tarafından kullanılır. Yani yargı yetkisi devredilebilen bir yetki değildir. Bu açıdan yapılan uygulama anayasaya aykırı. Arabuluculuk ilk çıkarıldığı zaman işte 2012 yılında gündeme gelmişti. Hatta İstanbul Barosu o dönem kırmızı kart göstermiştik. Biz bir otelde bir toplantı olmuştu baro başkanımızla beraber. Ben de içerisindeydim. Arabuluculuğun kendisine karşıydık zaten. Fakat şimdi çok daha başka bir şeyle karşı karşıyayız. Zorunlu arabuluculuk. Peki kim için zorunlu? Tacir için mi zorunlu? İş adamı için mi zorunlu? Asıl olarak işçi için zorunlu. Yani emekçi kesim, evet iş davalarında işveren de tarafıysa doğru ama ticari davalarda neden zorunlu kılınmıyor örneğin? Zayıf olan, kendisini daha zor koruyacak olan bir kesim için zorunlu derken neyi kastediyoruz? Dava açmadan önce mutlaka işçiye diyor ki sistem artık sen arabulucuya gideceksin. Önce arabuluculuk için bir başvuruda bulunacaksın. İşveren de işçiyle davası ama işverenin işçiyle zaten davalık olduğu konular çok sınırlıdır. Daha ziyade bu işçiyi ilgilendiren bir şeydir. Önce arabuluculuğa başvuracaksın, önce işverenle bir masaya oturacaksın, bir pazarlık yapacaksın, orada anlaşamazsan dava açacaksın. Bunun için de arkadaşımın dediği gibi işte uzayan sürelerden bahsediliyor. Ama tam tersi orada anlaşamayan işçi için siz bir ara bürokrasi yaratmış oluyorsunuz. Bir ara dönem, hem maliyeti yaratmış oluyorsunuz ve bu şekilde uzatmış oluyorsunuz. Şimdi gerekçenin kendisinde var. Hukuk uyuşmazlıklarının %15'inde yargı yetkisi belli oranda özele devredilmiş oluyor. Çünkü gerekçede diyor ki hukuk uyuşmazlıklarının %15'i iş davaları. Yargıtay'daki dosyaların %30'u iş hukukuyla ilişkili davalar. Bunları olduğu gibi alıyorsunuz. İşte hukuk eğitimi görmüş. Evet, bir temel arabuluculuk eğitiminden geçmiş. Ama neticede hakim olmayan bir kişinin moderatörlüğünde bir araya gelin diyorsunuz. Bu son derece tehlikeli. Özellikle işe iade davalarına yansıyan bir kısmı var. Orası daha da tehlikeli. Onları da konuşacağız. İşe iade davaları. Evet. Çok sık karşılaşılan bir durum bu değil mi? Çok. Her açıdan. Çok sık karşılaşılan bir durum. Yani ne anlama geliyor? İşin özü, özeti sizin dediğiniz gibi. İşe iade davalarında örneğin işten çıkarılmış işçi tekrar bir görüşmeyi dayatmanın anlamı ne olabilir? Yani onların orada uzlaşamayacakları. Çok açık. Çok açık. 15 gün önce çıkartmış, şimdi masaya oturacak ve işe beni alıp almayacağının pazarlığını yapacağız. Ben seni zaten çıkardım diyeceğim. Yani işe iade kurumunun kendisine karşı aykırı bir durum bu. Eşyanın tabiatına aykırı. 15 gün, 20 gün sonra masaya oturup birlikte tekrar işe alınmayı konuşmak. Öyle mi? Tabii işçinin dava açma hakkı var. Evet. İşçinin bir ay içerisinde normalde işe iade davası açması var, hakkı var. Belki işe iadeyi de çok kısa, özellikle emekçi kesimden bizi dinleyenler varsa nedir onun üzerinde çok kısacık duralım. Geçerli bir nedene dayanmadan eğer işçi işveren tarafından işten çıkartıldıysa
işe iadesini talep edebiliyor. Ve mahkeme asıl amaç işe iadesidir işçinin. İşe iadeye eğer gerçekten geçerli bir neden yoksa karar veriyor. Eğer işveren onu almazsa belli tazminatlar öngörüyor. Mahkeme diyor ki sen işe almazsan şu tazminatları ödeyeceksin. Ama bu kurumun ortaya konmasının temel amacı işine iade edilebilmesi. Nitekim diğer davalara göre daha da özel bir yargılama usulü, daha hızlı seri bir yargılama usulü konmuştur. Şimdi burada dediğim gibi karşı karşıya geleceksiniz çok kısa bir süre içerisinde. Çünkü bir ay içerisinde bu davaların açılması gerekiyor. Aynı şekilde şimdi arabulucuya bir ay içerisinde başvurmak gerekiyor. Daha dün çıkartmış olan işi alacak olsa zaten çıkartmaz. O zaman bunun pratikte ben düşündüm nasıl bir sonucu olabilir diye. Açıkçası herhalde şu olacak. Arabulucu ile birlikteyken eğer anlaşamazlarsa zaten dava yoluna gidiyorlar. Ama anlaşırlarsa gidecek işçi başvuruda bulunacak belirlenen tarihte. Evet ben aramızda yapılan anlaşma gereği geldim diyecek. İşveren de ben almıyorum diyecek. Belirlenen tazminatları ki onları da birlikte belirliyorlar arabulucunun eşliğinde. Onlar ödenecek ve tamamen işçiyle işverenin anlaşarak ayrılması gibi ikale dediğimiz bir sözleşme var. Birlikte aktif etmek tamamen o noktaya taşıyacak. Yani işi tamamen paraya döken ve işe iadenin sistem. Özüne aykırı tabii bir sistem olacak. Tabii burada hiçbir hukukçumuz için olumsuz bir düşünceye sahip olamayız ama bir çuval içinde farklı şeyler de çıkabiliyor pirinç içinde değil mi? Diyelim ki işverenin tanıdığı biri belki. Arabulucuyu kim belirleyecek? Şimdi bir listesi var aslında. O listeye kaydolmak için de belli koşullar var zaten. İşte hukuk fakültesi mezunu olmak, tamam. Belli bir uzmanlığa sahip olmak gibi. Başvurduğunuz zaman o listeden büro atıyor. Arabuluculuk büroları oluşturuluyor. Peki o iki kişiyle önce bir araya gelmeden önce görüşme çağırıyor, davet ediyor ve arabulucu eşliğinde bir araya geliyorlar. Ama şöyle bir tarafı var sorduğunuz sorunun belki yanıtı olabilir. Şimdi bağımsız mahkemelerde, Cumhuriyet'in mahkemelerinde hakimler devletin memuru. Tabii. Ve devletten maaşlarını alıyorlar. Tabii. Arabuluculukta ise bir tarife var. Tıpkı avukatlık asgari ücret tarifesi öyle gibi. Hmm. Arabuluculuk asgari ücret tarifesi var. İşte burada anlaşamazsanız belli bir onunla geçen saatin ücreti ödeniyor. Anlaşırsanız da örneğin bir tazminatta yük bindiren aynen sistem. Öyle ve eşit paylaşılıyor. İşçi başvurdu diyelim ki gitmedi, avukatı da yok. Belki bu sistemde avukata ihtiyacı olmadığını da düşünecek. Muhtemel. Yeterince eğitimi olmadığı için devlet güvencesi var diye bakacak. Avukatsız girdi sürece diyelim ki gitmedi, başvurdu ama gitmedi. Yasa diyor ki eğer gitmezse ve anlaşamazlarsa ileride dava açıldığında bütün yargılama gideri gitmediği için cezalandırılarak işçiye yükleniyor. İşçi davayı kazandı. Zaten karnını zor doyuruyor. Yani hukuk çaresizden yana olamaz. Özür diliyorum, çaresizin sırtına binemez. Binemez. Şimdi çok acı olan... Mantık onu gerektiriyor işte. Evet. Çok acı olan iş hukukunun temel varoluş sebebi işçinin korunmasıdır zaten. Ama biz işçiyi bu şekilde metazori bir yola daha şu anda gönderiyoruz ve işte bunun da ekonomik de... Ve belki de baskı olacak. Bak çocuğum bu konuda diretme. Zaten ekonomik arabulucunun olarak... Arabulucunun işlevi öyle planlanmış. Yani zaten uzlaştırmak taraflara tabii uzlaştırmak üzerine planlanmış. Yani arabulucu son derece iyi niyetli de olsa inisiyatif kullanıyor olması, ihtilafı çözme niyetiyle işe oturuyor olması bu sonuçları doğuracaktır. Yani işçi işte diyecektir ki davanın ne kadar uzayacağı belli değil. Tabii. Hani bu kadar daha azına yeteneyim. Haklarını belki biliyor mu bilmiyor mu neleri tam olarak bildiğini biz Elif Hanım tazminat davalarının miktarı bilerek mi açarız avukatlar? Tabii ki. Yani biz avukatken hesabı bırakırız. Davanın ileriki aşamalarında çözülmesini bırakırız. Deriz ki biz şimdilik şu kadar talep ediyoruz. Mahkeme incelemesini yaptırdığı zaman, deliller toplandığı zaman arttıracağız deriz. İşçi ne hangi taleple gidecek? Yani avukat da gitti tamam da orada bir şeylik yok ki. Şeyi bilmiyor bakın mahkemede bilirkişi incelemesinden geçer iş mahkemelerinde.
ve işçi yargılamanın bir safhasından sonra hesap gelir önüne, görür bilir kişi tarafından hesaplanmış. Eğer davada haklı çıkarsa, elbette o belli değildir ama haklı çıkarsa alacaklarının miktarını görür. Burada bunların hiçbirisi yok. Onları niye koymuyor peki? Yani o zaman tamamen yargılama olmayınca böyle dönüşür. Oluyor. Yani yargılamanın şeyleri bunlar. Yargılama sürecinde yapılan işlemler. Arabulucunun yaptığı yargılama değil ki. Pazarlık süreci. Gerek var mı? Yani işçi işveren arasındaki çok güzel, çok sorunda. Güzel soru. Aslında yok, çünkü avukatlık kanunu aslında avukatlara zaten bu uzlaşmayı yapma yetkisi vermiş. Ve zaten iş hukuku alanında yoğun çalışan bütün avukatlar hemen hemen önce ihtarname çeker ki işverene bir uzlaşma şansı varsa olsun. Herkesin işine gelendir tabii ki bir uzlaşıyla hızla çözülmesi. Zaten niyeti olan işveren de o ihtar sonucunda, arkadaşım öder. Da çok iyi bilir, avukatla irtibata girer. Evet, oralarda belli pazarlıklar bazen olur. Biz işçiye şunu anlatırız sağlıklı bir biçimde. İşte 4-5 yıl sonra eline geçebilecek bir para ve bu para özgür iradesiyle bizimle bazen günlerce bunu konuşarak doğru yöntemi bulmasını sağlarız. Bu yapılamazsa dava açarız. Şimdi bunu tamamen konunun dışındaki bir insana, yargı erkinden de bir takım güçler vererek ve işçi evet avukatıyla gidebilir ama dediğim gibi bu da ona ilave masraf getirecek. Düşünsenize, arabulucuya örneğin alacağının %6'sı gibi bir ücret ödenecek. Bunu işverenle birlikte karşılayacak. Bir yandan avukatına ücret ödeyecek. Belirlenmiş ücret. Ücreti vekalet de yok çünkü. Arabulucu var ona... mı bir ücret? Yani ücret telaffuz edebiliyor muyuz? Tarife saat, var değil mi? Saati, evet. Bir saat ücreti. Saat üzerinden. Ne veriyor saat ücreti? 120 lira saati ama 2 saatten az ücret ödenmiyor. Dolayısıyla 240 lira fakat... 240 lira, bunu işçi işveren paylaşacak mı? Farklı bir anlaşma yapmazlarsa paylaşıyorlar. Yani işçi işverenden daha mı zengin ki eşit? Ne yazık ki, ne yazık ki. Eşit paylaşılması. Daha da ötesi, işçinin tazminat miktarına göre ayrıca ücret İşçi belirleniyor eğer kabul edilirse. Tabii, evet. İşçinin kabahati varsa... O ayrı konu ama biz burada işverenin iki dudağının arasındaki kişilerden bahsediyoruz. Tabii ki. Efendim işte küçülüyorum, 50 kişinin işine son verdim. Medyada çok rastlıyoruz. Evet, çok buna. Olacak, daha küçülüyorum da olacak. Küçülüyorum diye en kalifiye elemanlar, en kalifiye gazeteciler işsiz bırakılıyor. Bir ara, kısa bir ara, 40 saniye bildiğim kadarıyla tekrar buradayız. Konu çok önemli. Ve devam ediyoruz değerli izleyicilerimiz. Avukat Sayın Binnur Zuhat Yokuş, Vatan Partisi İstanbul İşçi Sendikası Büro Başkanı ve Avukat Sayın Elif Eskin, iş kanunu tamamen değişti, bunu konuşuyoruz. Neye bakalım şimdi, tek tek maddelere mi bakalım yoksa hangi konudan devam edelim? Şimdi kimin işine yarıyor diye açıkçası ben baktım. Evet, kimin işine onu yarıyor? İsterseniz paylaşayım. Arabulucunun işine yarıyor bence bu iş. Olabilir. Öyle ya da böyle arabulucu kaybetmeyecek. Şimdi bakın gerekçeye baktım ben. Diyor ki bu uyuşmazlıkların mahkeme dışında alternatif uyuşmazlık çözüm yolları marifetiyle çözülmesinin gerekli olduğunu son yıllarda konunun paydaşları ve aktörleri tarafından dile getirildiği için diyor gerekçe. Şimdi duyduk mu biz hiçbir işçi sendikasından zorunlu arabuluculuk gelsin. Biz önce mecburen oraya gidelim, sonra dava açalım diye. Yani bu kadınlara imam nikahı ve bilmem müftü nikahı, işte belediyelerde çok yığılma var. Onun için ben çok korkuyorum. Ya o konularda da zorunlu arabuluculuk gelirse, örneğin boşanmadan önce zorunlu gidin derlerse diye İmama de bir parantez gidin. Açayım. Olacağına varır. Evet. İş mesela diyor ki iki tarafın da sırlarının korunmasını sağlar. İşçinin İşle ilgili nasıl bir sırrı olabilir? Ama ne olur? İşverenin emsal davalar oluşması ve diğer işçilerin o davaların sonuçlarına göre hareket etmesi olasılığını indirir. Başka işçilerin dava açmasına. Bunlar kayıtlara geçip dosyalara girmiyor mu? Arabulucuyla
yapılan görüşmeler. Mutlaka bir arşivlenmesi var ama biz şimdi gidip bir mahkemede gidip bir dosyayı, her avukat dosyaları inceleyebilir. İnceleyebileceğimiz öyle bir yer yok, öyle bir kayıt yok. Bilmiyorum tabii. Çünkü belki pastanede buluştular, belki lokantada buluştular. Onu sanmıyorum, belki bilmem, mutlaka büroda oluyordur ama. Falan. Son tutanak sadece, neye dair anlaştıklarına dair? Son tutanak ama... Görüşmeler nasıl gitti? Ona dair tutanak... Görüşmeler bir şey alınmamış tutanak, mı? Çerçeveye alınmamış mı yani yanlarında? Yok, çerçeve de ben kanunun şeyinden öyle bir çerçevesi vardır bunun. Buna göre olur. Hani Elif Hanım öyle olmaz, uygulamada olur diyor ama aslında kanunda yok. Evet. Yani kanun öyle bir şey keşmekeş getirmiş ki işveren avukatıyla gelmek zorunda değil. Herhangi bir çalışanı mesela gönderebiliyor görüşmeleri. İşveren sadece avukatını değil, muhasebecisini, formenini yani işçi baskıya aldırabileceği herkesi şeylere, görüşmelere gönderebiliyor. Genellikle işveren gitmeyecektir anladığımız kadarıyla bu görüşmeler. Yani, ne işin var diyecektir. Evet. Hele Türkiye koşullarında böyle burnundan kıl aldırmayan bir yapı söz konusu olduğu için. Şeye göre, değişikliğe göre bir şey söylemek mümkün değil. Bir curcuna var, nasıl oturur? Yargıçlar işin içinde değil. Yani bir denetimle ilgili bir şey de iş mahkemeleri olarak kanunun içinde yok. Bir şey süründürme süreci görünüyor. İşçiye. Görünüyor, evet. Şeyi de isterseniz biraz açalım. Şimdi dava açma şartı demek ne demek? Bu şart yerine gelmezse ne olur? En azından yine emekçi arkadaşlarımızdan izleyen varsa. Diyelim ki... İşçi farkında değil bu sürecin ya da bunun gerçekten bir koşul olduğunun. Gitti dava açtı. Dava dilekçesine zaten arabuluculuk son tutanağını eklemek gerek yeni yasaya göre. Mutlaka yani arabulucuda yapılan görüşmelerde en sonunda bir tutanak oluşturuluyor, son tutanak. Anlaşıldı, anlaşılmadı, bütün hususlar geçiyor. Anlaşılamadığına ilişkin o son tutanağı mutlaka dava dilekçesine ekleyecek. Eklemedi, hakim süre veriyor, ihtar ediyor. Diyor ki getir. Ama bu süre şu demek değil. Git arabulucuya başvur, bu eksikliği tamamla mı demek değil. Varsa diyor bir başvurun, elinde bir tutanak, onu getir görelim. Getiremedi çünkü başvurmadı. O zaman usulden reddediliyor. Dava şartı yokluğundan. Düşüyor. Tamamen evet, o dava reddediliyor. Şey anlamda esas açısından bir hak kaybı yok ama zaman kaybetti, enerji kaybetti, para kaybetti. Onun üzerine gidiyor arabulucuya. Peki başlıyor. Bu değişikliğin altında imzası olanlar, teklifi verenler kimler belli mi? Onu ben de merak ettim. Teklifi verenleri merak etmedim. Kimin aklından çıktı bu iş, onu merak ettim. Çok düşündürüyor. Evet. Zira şimdi siyasetin iş dünyasıyla ilişkilerini de biliyoruz. Hı hı. Ve çoğu zaten çocuğu nedeniyle dolaylı olarak iş dünyasının içinde. Hı hı. Burada böyle bir adam kayırmacılık mı var dersiniz? Yani işveren kesiminin işine yarayacağı kesim, uyuşmazlıkları daha pazarlıkla, daha küçük rakamlarla, işçiye yeni bir yokuş, yeni bir yol zorlaştırarak. Yani bakın birçok zaman işçi avukatlık ücretlerini ödeyemez. Birçok iş hukukunda çalışan avukat işçiyle dava sonunda diye anlaşır. Aslında avukatlık yasasına göre belli temel bir rakamı alması gerektiği halde. Dolayısıyla işçi için yeni bir yola daha girmek çok zor. İşçiye barolar zor durumdaki işçi bir avukat adli atıyor. Tabii o süreç açık. Adli yardımla ilgili süreçte bir şey yok. O mümkün. Süreyle ilgili başka bir şeylerle dikkatimizi çekti. Elif Hanım'la inceledik. Bir 3 haftalık süre olmadı. Bir hafta daha uzayacak. 4 haftalık bir süre. Hani dersiniz hangi ki, süre bu? Arabulucunun çalışma süresi. Hani dersiniz ki ya ne olacak işte 3-4 haftada böyle geçsin. Hadi 200'de fazla verelim, fazladan vereyim falan dersiniz. Yok. Orada da açık kapılar var. Bir kere arabulucunun görevi aldığından itibaren başlıyor bu süre. Arabulucuya dosya ne zaman tam olarak intikal edecek belirsiz. Yani ne kadar arabulucu var, ne kadarı alacak dosyaları, o mevcut ihtilafları çözmeye bu sayı yetecek ve hakikaten davaları azaltma amacı hayata geçecek mi? Yargının %15'i aktığı zaman arabulucuya. Yani ne olacak? İşveren kazanmak için her yolu deneyecek. Belki arabulucuya diyecek ki
özel olarak görüşecek. Çünkü diyeyim arabulucu kartlarını verecek. Ben sizin için şöyle bir fiyat uygun gördüm. Çok yoruluyorsunuz diyecek belki. Olmayacak şeyler de reddedecek. Olmayacak şeyler değil ama kapıyı açıyor bu dediğinize. Hayır, kapıyı açıyor. Şeytanın avukatlığını tabii, yapalım biz tabii, de. Yani tabii. Olumsuz yönden düşünelim. Olmayacak işler mi bunlar? Kesinlikle buna kapı açıyor. Evet. Bu dediğiniz yani yozlaşmaya kapı açıyor. Bir babanın kendi evladıyla ensest ilişkiye girmesini düşünemezken neler mantar gibi neler duyuyoruz ve aklımız duruyor. Yani niye olmasın? Olamaz mı bunlar? Çünkü bir şey yok. Yani diyelim dava sürecinde bir takım işveren bu yollara gittiği zaman o hakimin önüne takılır. Avukat görür. Görünür, denetlenir ama o kapalı kapılar ardında neler olduğunu, işçinin kendisini o anda nasıl zaten savunabileceğini... Zaten o gariban yine utanarak, sıkılarak öyle girecek belki görüşmeye. İkisini aynı anda alma mecburiyeti var herhalde işvereni. Evet, evet tabii. Genellikle işveren gitmeyecek, en yetkili adamı yollayacak. Hı-hı. İşte dediğiniz gibi muhasebecisini ıvır zıvır kim varsa yollayacak. Hı-hı. Belki avukatını yollayacak, bilemiyoruz. Evet. Ve o işçimiz de emeğiyle hayatını kazanmaya gayret eden, evde evlatlarının okul masrafını bile zar zor borç harç ödeyen adamcağız bir de bu mücadelenin içine düşüyor. Ve yalnız olacak. Yanında hakimi, yalnız güvenebileceği hakimi olmayacak böyle bir süreçte. Şey var mesela süreçle neler ilgili. Neler çarpıyor gözünüze onları soralım. Bu çarpıyor bir süreyle ilgili. Bir de oraya sanki mahkemeymiş arabulucu gibi yetki süreci getirmişler. Ne demek bu? Yani arabulucunun diyelim şeyde işvereniniz İstanbul'da Bakırköy'de oturuyor. Bakırköy'de bir aracının arabulucunun yetkili olup olmadığı da incelenip süreci uzatabilir. Tabii, aynen davalarda aynen nasıl davalar yetkili diye bakıyoruz. O mahkeme değilse görevle ilgili bir şey yoksa bunu buraya koymanın anlamı ne? Yani çözmek dışında, ihtilafı çabucak çözmek dışında bu daha önce de dilimize geldiği gibi süründürme maksadı işte uzuyor benim ihtilafım, uzuyor benim alacağım, işte geçinecek bir şeyim de kalmadı. Bir an evvel verilene razı olayım noktasına getirmenin şeylerini teker teker kanunda görebiliyoruz. Bir de 3 haftada bitmek zorunda deniyor ama zorunda yazdığınız zaman bitmiyor. Şimdi işe iade davaları ilk çıktığı zaman yasada halen öyledir. İşte 2 ay mahkemede, 2 ay Yargıtay'da toplam 4 ay içerisinde sonlanacak. Çok mantıklı tabii. Çünkü adam zaten işine gidecek. O sırada başka yerde çalışırsa tekrar işe dönmesi çok zor. Son derece mantıklı 4 ay içerisinde olsun diye. Ben size söyleyeyim 4 yılda biten işe iade davaları var. Şimdi bunları göstererek arabulucu işi hızlandırıyor diyorlar. Anlaşırsa peki anlaşamazsa ne olacak? Eklenecek. 3 hafta mı eklenecek? 4 ay derken 4 yıla çıkan süre mahkemelerde. %15 dediğimiz o iş davaları arabulucuya aktığı zaman 3 hafta denilen süreç acaba nerelere sarkacak diye düşünülüyor. Tamamen bilinmez. Arabulucunun işi ne kadar sürecek? İşte 3 hafta. Kanuna göre 3 hafta. Bir de zorunlu hallerde 1 hafta daha. Ama genellikle uzatma yoluna gidilir herhalde değil mi? Bilemiyorum. Hani, yaşayarak göreceğiz. Şimdi, bugüne kadar zorunlu arabuluculuk olmadığı için hani geriye dönüp verilere bakıp konuşmak çok zor. Çünkü ihtiyari olarak bunu taraflar anlaşıp da hani biz arabulucuya gitsek gitmesek bunu seçenekli bir şeydi. Ama şimdi zorladınız belli bir ciddi bir kitleyi arabulucuya gitmeye zorladınız. Dolayısıyla bu talebin nasıl karşılanacağını şimdiden öngörmek çok zor. Bu diğer davalara da diğer şimdi bu iş mahkemeleri kanunundan evet bahsediyoruz. Hı-hı. Diğer yasalara da bu diğer şeylere de yansıyabilir mi acaba? Zorunlu arabulucu. Mümkün. Dediğim gibi özellikle yani medeni hukukta boşanmada ceza davalarında bile hikayete tabi olmayan kimi dosyalar gönderir ceza davaları. Yani bir kapı açıyor. Çok tehlikeli bu açıdan. Yavaş yavaş yargıdan hani eğitim özelleşecek falan denirdi. Ortada liseler kalmayacak denirdi. Bize kurgu gibi gelirdi oldu ya. Demek ki bu da ufukta görünüyor. Hani okullar olmasa marife yönetmek gibi. Ne güzel yönetirdim demesi gibi tabii. Mahkemeler tabii olmayınca belki bakanlığı yönetecekler bilemiyorum. Özelleşme derken bunu mu söylüyorsunuz? Bunu söylüyordum. Bu iş, bir çeşit başka ya, özelleştirmedir bu. Bunun başka bir şeyi yoktur. Peki zorunlu arabuluculuk
çok önemli olduğunu anlıyoruz sayın seyirciler, değerli emekçiler. Peki başka, notlarınız var, hep sayısız konuşalım mı? Başka değişiklikler de var. Ki bari işçilerimiz haklarını bilsin. Aynen. Yani bu zorunlu ara buluculukta ne yapabilirler? Hiç olmazsa onu da konuşalım. Tabii. Geri dönüş yok şu anda değil mi bu yasada? Ancak ana muhalefet ama... partisi mi? Anayasa Mahkemesi'ne. Şimdi mücadele sanıyorum kamuoyunda mı ikna ettiler? Ne oldu? Ses yok mu? Hiç ses olmadan sadece bizim büro, sadece bizim büromuz açıklama yaptı. Aydınlık Gazetesi'nin yazarları, haber olarak gazeteciler incelediler. Ama bunun dışında bir ciddi tepki yok. Göremedik. Ana muhalefetin açsa tabii ya da işte meclisin tam sayısının 1/5'inin. Ama kamuoyunda böyle bir şey yok ki. Talep hani onları zorlayacak işte Anayasa Mahkemesi'ne bu anayasanın adil yargılanma hakkına aykırıdır gerekçesiyle bir davayı Anayasa Mahkemesi'nin önüne götürmeye zorlayacak. Bir kere o ana muhalefetten öyle bir tutum zaten görmediğimiz gibi. Hani ha böyleymiş bak halk da bunu istiyor yapayım falan 60 günlük süremiz var. Böyle bir şey gözlemleyemedik. Ha olur mu bundan sonra? Bilemiyorum yani işaretini göremediğim için yorum yapamıyorum. Çok doğru. Geçti geçiyor yani bu yasa. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Öznel şartların uygunsuzluğu nedeniyle geçti geçiyor diye düşünüyorum. Şimdi tabii iş kanunu, iş mahkemeleri kanunu vesaire denince aslında çok geniş kitleleri evet. ilgilendirdiği halde bir boşanma davası gibi uzun uzun konuşulmuyor. Medyada dinlendirilmiyor. Evet, tabii, tabii, tabii. İşte tabii. Vatan Partisi işçi bürosu dinlendirdi. Aydınlık Gazetesi zaten emekçinin, işçinin işverenden ziyade işçinin yanında olduğu için dinlendirdi. Onun ötesinde de başka kanallarda bu konunun eline boyuna tartışıldığını asla duyamazsınız sayın seyirciler. Çünkü reytingi yok bu konuların. Ama sendikalardan beklerdik. Ama kavgacı, dövüşçü konular olsa sendikalardan niye ses seda yok? Hiç mi ses çıkarmadılar? Duymadık. Hala şansları var. Ana muhalefete baskı yapabilirler, iktidara seslenebilirler. Çok önemli bir güçleri var. Güzel daha Cumhurbaşkanı da onaylamadı. Yani daha kanun değil bu şu anda. Meclisten geçen ama bir geçti. Tasarıdan bahsediyoruz. Peki sendikaları dürtmek gerekiyor gitse? Evet. Yani şimdi ilk ağızda bu süreç yapılacak belki. Sendikalarla görüşülüp işte diğer işçi dernekleri, işçi örgütleri, bizim bu yönde bir büromuz, çalışmanız sendikaları gündeme, bizim zaten öyle rutin bir sendika ziyaret şeyimiz var. Gündeme getirebiliriz ama pek de şeyim yok. O konuda bir ufkum yok. İyi olur, olacak. Yani bunu kaldırırız falan diye bir umudum yok. Ben daha ziyade biraz şeye bakıyorum. Yani nesnel temeline bakıyorum. Hangi ortamda çıktı bu yasa? Ülkemiz ne durumda? Evet. Nelerle savaşıyoruz? Biraz ona bakıyorum. Yani bu kamburdur. Vatan savaşı veren bir ülkenin kamburudur. Olması lazım. Hı-hı. Tabii yeniden değerlendirmesi lazım. Kamburudur. Halka dayanmak isteyen, vatan mücadelesi veren, vatan savaşı veren bir ülkenin iktidarı halkına, işçi sınıfına, emeklisine, milletine dayanmak zorundadır. Bu bir. Bu zorunluluk yasanın çok da uzun ömürlü olmayacağını bana söylüyor. Ben bu nesnellikten umutluyum. İkincisi de yani bizim cumhuriyetimiz kimsesizlerin kimsesi olarak kuruldu. Hani gel geç iktidarların şu ya da bu sınıfsal tercihi biz bununla baş edemeyiz. Yarın bir gün herkese işverenler işten atmak zorunda kalacak. Ekonominin durumu bu deyip böyle bir tercih yapmasına bağlı olamaz. Bizim cumhuriyetimizin karakteri bu değil. Erinde gecinde oturacak taşlar yerine süreç içinde mücadele olabilir. Yani davalık olduğu davaların yaşandığı süreçte bir mücadele olabilir. O nasıl olacak? Belki bir kısım hakların küçük, nazara alınmayacak bir takım hakların feda edilip bireysel olarak konunun Anayasa Mahkemesi'ne getirilmesine avukat arkadaşlarımız ve bu konuda bunu ciddiye alan ve yasanın ortadan kalkmasını isteyen emekçiler bu yolu açabilirler, bu yolları deneyebilirler. Keşke. Ama artık emekçiler korkutulmuş durumdalar.
daha önceki yasalarla yanlış hatırlamıyorsam, biraz önce de söylediğim gibi işverenin iki dudağının arasında hayatı, yani bir sendikaya bağlı olması da artık işi, evet, hani atını sağlam kazağa bağla mı derler, mümkün olamıyor artık. Ama işte arkadaşımın dediği gibi vatan savaşı verirken sizin dayanacağınız kitleler zaten tabandaki emekçi kitlelerdir. Değil mi? Ve geçtiğimiz dönem derslerle dolu. Yani yargının bir takım ellere teslim edilmesinin acılarını hep beraber yaşamadık mı biz bu ülkede? Tabii. Bağımsız cumhuriyet yargıçlarının dışına çıkıldığında ne olduğunu görmedik mi? O yüzden bu kadar ana taşlarla oynamak böyle bir dönemde bence büyük yanlış. Yani yapısal değişikliklerin gerçekleştirileceği bir zaman değil. Bu anlamda da yanlış. Şeyin üzerinde de duralım arzu ederseniz. Başka değişiklikler de var. Tabii, bilmiyorum, evet. Vaktimiz var. Şimdi konu çok teknik bir konu. Evet. Onun için siz de bana yardımcı olursanız sevinirim. Başka neler var? Yani evet, biraz önce söylemiştik. Zorunlu ara buluculuk getirildi. Ama onun ötesinde neler var? Bu arada bir dakika sonra ara vermemiz gerekiyor. Onun için biz arayı şimdi verirsek, hiç olmazsa burada konumuz da yarım kalmış olmaz. Ara, şimdi ara diyelim. Birkaç dakika ayrı kalacağız ama sevgili emekçiler, sevgili kadınlarımız, sevgili işçilerimiz, hala mücadele edenlerimiz, lütfen değerli hukukçularımızı can kulağıyla dinleyin. Size önemli ipuçları aktaracaklar. Birazdan karşınızdayız. Aslında hepimizin konusu, devam ediyoruz. Avukat Sayın Binnur Zuhat Yokuş, Avukat Sayın Elif Eskin, Sayın Yokuş, Vatan Partisi İstanbul İşçi Sendikası Büro Başkanı, Sayın Eskin de bu hukuk detaylarını yine çok iyi bilen iki hukukçu, iş mahkemelerinde iş kanunu tamamen değişti. Tamamen değişti. Şimdi... Zorunlu ara buluculuk tamam getirildi, hı hı, ve siz bunun sakıncalarını, yanlışlarını olanca çıplaklığıyla ortaya koydunuz. Peki tamamen değiştiğine göre kanunu neler var başka? Neler dikkat edilmesi gereken konular ve tabii artık burada işçiden yana tavır koyarak onların hiç olmazsa kanunun nerelerinden dolaşacağını söyleyelim, değil mi? Öyle. Evet, evet. İşverene birçok hak tanınmış. Ben bu kanunu hazırlayanların içine bir şey kaçmış diye düşünüyorum. Şimdi milli eğitimle ilgili çok netiz, oraya Amerikalıların kaçtığını biliyoruz. Yani ben böyle bir devletin temelini budayan bir şeyde akıl hocalarını hakikaten merak ettim. Buraya yani daha, bu buraya bana şeyin çok ötesinde geldi. Hani işveren yanlısı olmanın şeyine geldi böyle. Epey zamandır işçi hakları orasından burasından işte budanıyordu, bilmem, evet, ne yapıyordu ama bu çok farklı bir şey. Bu mafyalaşmaya, piyasalaşmaya, her şeye kapı açacak. Mafyalaşma derken burada düşüncenizde ne var? Yani bekliyorum, geçmiş tecrübelerime dayanarak bu ara buluculuk sürecinde yaşanabilecek çok olumsuz şeylere kapı açılmış, evet, olabileceğini tahmin ediyorum. Yaşayarak umarım görmeyiz, bir an evvel şimdi kaldırırız bunu da. Derken tabii bu hayat tarzını benimseyip de işveren olanlar da var. Değil mi? Yani var tabii. Yani var, gariban yani işçi korkacak. Zaten silah kullanımı dünyada en çok bizde herhalde. Böyle şeker dağıtır gibi silah alınıyor, hı, ve ruhsat veriliyor kişilere. Bunların akli dengesi yerinde mi, ruhi dengesi iyi mi, öfke kontrolü var mı, yok mu? Herhalde bunlar kontrol edilmiyor. Bilmiyorum, edilir mi yasalara göre de. Bize şey derler, yani iş hukuk avukatlarına, hani sizin göreviniz kolay falan derler ama. Olur mu? Bizim o yargıta iştahatlarını oturtan arkadaşlarımız, önderlerimiz diyelim, uygulamayı sağlamlaştıran, o şeyi uygulamayı işçiden yana şey kanunu hayata geçiren arkadaşlarımızın emeğiyle belli bir yere geldi ve bundan sonrası sıkıntısız gidiyordu esas olarak. Yani AKP hükümeti
işçi haklarını orasından burasından budamaya başlayana kadar bizim iş davalarına bakan alanımızın evet şeydi, keyifliydi bizim alanımız. Uzama sıkıntısı genelde yargının tamamına şamil ama kısaltmanın yolları başka türlü. Tehditvari işler olabilir, işçinin tek güvendiği hukukun üstünlüğü ilkesi. Budur. Baskı kurmaya budur. Çok uygun çünkü, bir şey bu. Çünkü gideceksin, tazminatın yok, bilmem ne yok, o yok, bu yok, yok onu yaparız, yok bunu yaparız. Görmüyor muyuz? Yani bazı Türk filmleri de bu hikayelerle dolu aslında. Hiç olmazsa oradan şey yapalım. Peki, neler var başka? Neler var? Şimdi iş mahkemeleri kanun tasarısı ama işte bir torba kanun olduğu için başka yasalara da kenarından köşesinden dokunulmuş. Bunların bir kısmı zorunlu. Yani buradaki değişikliklere göre arabuluculuk yasasında bazı değişiklikler yapılmış. İşte işe iade kurumu zorunlu arabuluculuğa gönderildiği için iş kanununda 4857 sayılı iş kanunumuzda işe iadeyi düzenleyen hükümler ona uyumlu hale getirilmiş. Ama hiç alakası olmayan değişiklikler de var. Mesela işe iadede eğer karar çıktıktan sonra işe almazsa işveren iki tür tazminattan bahsederiz. Birisi o dava boyunca boşta geçen sürenin ücretidir. 4 aya kadar. Yani 4 ayda davalar bitecekti ya, öyle öngörülmüştü. O sürenin ücreti takdir edilir hakim tarafından. Bir de eğer işe almazsan sen benim kararıma rağmen o zaman 8 aya kadar bir başka tazminat takdir edilir. İşe almama tazminatıdır. Bunlar baştan belirlenir. Bu şekilde ay olarak. Şimdi yasa bunu değiştirmiş. Diyor ki hakim rakamla belirlesin. Arabulucu da bakıyorsa o da rakamla belirlesin. Bunu yaparken de neyi esas alsın? İşe başlatmama tazminatında işçinin ta o davanın sonunda ücreti, örneğin toplu iş sözleşmesiyle veya o iş yerindeki işçilere nasıl zam yapıldıysa, kaça gelecekse, dedim ya bazen 3-4 yıl sonra bitiyor dava, o rakam üzerinden verilirdi. Şimdi diyor ki dava tarihindeki rakam üzerinden. Yani siz 4 yıl sonra dava bittiyse... Bu yürüyen davaları da kapsıyor mu? Evet. Hepsini kapsıyor. Dava tarihinden sonra diyor vereceksin. Bu açıdan tazminatlarda bir düşüş var. Onun dışında teftiş ve denetimle ilgili hükümlerinde yine iş kanunun bir değişiklik var. Şimdi işçinin bir güvencesi daha vardı mahkemeler dışında. Mahkemeye gitmeden bölge çalışma müfettişleri, iş kurum müfettişleri, işten çıkarılan işçi hele de avukata gidecek durumu yoksa soluğu hemen oralarda alırdı. Ve oranın yapacağı tespitler de mahkemelerde önemliydi. Şimdi yasayla bunların yetki ve görevleri de değiştirilmiş. Deniyor ki artık sadece şu hali hazırda çalışanlar şikayetleri varsa, örneğin iş yerinde bana kötü davranılıyor, ücretim ödenmiyor diyorsa başvurabilir. Ama bir kere seni çıkarıp hani tabiri caizse kapının önüne koydularsa o kapı da sana kapalı, arabulucuya gideceksin. Yani sadece bütün yollar arabulucuya çıkıyor. Ama evet. Olur mu böyle bir düşünce sistemi? Yetkilerinden bunun, çıkarılmış. Değil mi? SGK mıydı, SSK hem, mıydı? Evet. Hem bakanlık müfettişleri hem kurum müfettişleri. Vardı. Oraya kadar gidebilirdi. Evet, şimdi bu müfettişler işten ayrılanlar açısından yetkileri ellerinden alınmış. Yasadaki buna kendilerinin itiraz etmesi lazım her şeyden önce. Yani. Böyle bir şey olamaz. Bizim işlevimiz ne o zaman? Evet. Yani devlet kapıları kapatıyor işçiyi. Peki müfettişlerin o zaman çalışan bir yeri teftiş etme, teftişe gitmesiyle ilgili konularda da belki değişiklikler geldi. Henüz yok. Şey yok, SGK ile ilgili ihtilaflar, yani devlet yok. Kendisini oraya sokmuyor, arabuluculuğa sokmuyor. Evet. Mesela belediye işçileri buna dahil mi? Taşeronlar vesaire. Tabii hepsi dahil. Bu düzenlemeye. Hatta taşeron olayında arabulucu da diyor ki hem taşeron, yani hem alt işveren hem üst işveren, eğer birlikte tamam derlerse arabuluculuk görüşmeleri yürür diyor, işe iadede filan öyle bir kural getirmiş. Bir de onları da tabii düzenlemiş. Engelli işçiler var. Onların durumuyla ilgili bir düzenleme var özel mı? Özel bir şey yok. Yok. Çünkü engelli işçi çalıştırma zorunluluğu var. Yok. Ama nasıl engelli? Yani şimdi iş kanunu tamamen değişmedi. İş mahkemeleri kanunu tamamen değişti. İş mahkemeleri değişti. Kanunu değişti. İş kanununda bazı hükümleri değişti ama ne iş, değişti? İş kanununa çok önemli bir şey eklendi. Normalde zaman aşımı süreleri iş yasasında değildi.
Borçlar Kanunu'yla düzenlenen genel zaman aşımı vardı. 10 yıl kıdem ve ihbar tazminatında. Tak diye işte bu torba yasayla o da 5 yıla indi. Şimdi ben size genel gerekçeden müsaade yani, ederseniz onu okuyacağım ve siz bana nasıl yani diyeceksiniz diye. Nasıl yani diyeceğiz anladım. Bakın çünkü ben okuduğum zaman nasıl yani dedim. Yani ben başka bir şey dedim ama. Zaman aşımı süresini. Ne dediniz? Yayında söylenmez. Programa uygun değil galiba. Zaman aşımı süresini neden düşürüyorlarmış? Şuna bakın gülüyoruz ağlanacak halde. Ne yazık ki. Diyor ki tazminatların 10 yıllık zaman aşımına tabi olduğu. Fesih gerçekleştiği için işçi yönünden artık dava açmayı, ertelemeyi gerektirecek bir sebep bulunmadı. Yani işçinin parası, pulu, ekonomisi var hemen dava açabilir sanki. Devam ediyor. Ancak iş sözleşmesi bugün feshedilen bir işçi için 10 yıl boyunca dava tehdidi altında kalan işverenin yatırım ve gelecek planlaması yapmasının mümkün olamayabileceği. İşçinin yatırım ve gelecek belki yapacak evet. Yapılan planların da uygulanamaz hale gelebileceği. Bu durumun ise işçisi, işvereni ve işletmeleriyle kalkınma sürecinde olan ülkemizin ekonomik gelişimini sekteye uğratması ihtimalini gündeme getirebileceği için ben bu tazminatları diyor zaman aşımını kısalttım. Yani bütün ülkenin ekonomisi bu işçi ya 7-8 sene sonra dava açarsa'ya bağlı. İnanılmaz. Mutlaka öğrenmeliyiz. Kimin imzaları var. Böyle bunu dinleyince zihnimde fotoğraflar canlanmaya başladı bir. Şimdi ben bu çalışmayı yaparken eşim de iş hukukun konusunda geçmişte çalışmış. Aramızda konuşuyoruz. Bana bir fıkra anlattı. Burada onu da paylaşacağım. Tam bu duruma uyuyor. Temel askere gidiyor. Temel'e komutan soruyor, diyor ki karşıdan düşman geliyor ne yaparsın? Ateş ederim komutanım. Sağdan düşman geliyor ne yaparsın? Ateş ederim komutanım. Soldan geliyor ne yaparsın? Ateş ederim komutanım. Arkadan gelirse ne yaparsın? Yahu komutanım diyor, bu ordunun da diyor benden başka askeri yok mudur diyor. Yani bütün ekonomiyi işçinin alacağına bağlamak gerçekten bu cümle çok acı için, bu değil kısmı mi? Çok acı. Kıdem tazminatı işçi çok işçi de uyansın. Önemli. Yani tabii. Bunlar bu kesim oy veren insanlar. Evet. Kendisini yönetecek olanları seçen insanlar görsünler. Aynen. Nasıl yönetildiklerini. Tabii. İşçinin, emekçinin hakkı. Hiç bağırılmaz bu konuda zaten. Ne yazık ki. Sendikalar da taraf tutmaya başladığı için birkaç namuslu sendika, güçlü sendika kaldı. Emekçinin hakkından yana namuslu derken, emekçinin hakkını koruyandan yana bahsetmek istiyorum tabii. Ne olacak bu insanların hali? Enflasyon yüksek. Tabii. Hayat pahalılığı almış başını gidiyor. Ekonomideki sorunlar çığ gibi önümüzde. Bu insanlar evlerine ekmek götüremezken, İşverenin kendini ve yatırımını koruması adına küçülüyorum safsatasıyla sayısız işçinin işine son vermesi bu medya dünyasında da böyle. Süreç oraya doğru gidiyor. Evet. Ki yani düşünün bir işçi dava açabilecek durumda olsa niçin açmasın? Niçin 10 sene beklesin zaten? O zaman zaten? İşverenin işi kolay. Yani. Nasıl olsa hiçbir şey yapamaz. Mobbing de uygular, her türlü şeyi de yapar, işine de son verir. Sadece uzlaşmacıya gidecek. Evet. Uzlaşmacı ne kadar işçiden yana tavır koyacak? Tabii yani şurada yanlış bilgi vermeyelim. Çünkü zaten kanunlar ortada. Eğer anlaşamazsa dava yolu açık. Hani onu izleyicilerimize yanlış ama anlaşırsa ama anlaşırsa kapalı. Tabii, ne diyecek belki biz yani şu kadar verelim. Tamam işçiyi böyle bir... Al sana 2 aylık maaşını getirdiler bir şeylere diyelim. Tamam. Ne yapacak o da? İşte paraya var, ihtiyacı vardı. O anda kabul etti. Öyle manzaralar var. Boşuna geldi. Evet. Boşuna geldi. Ya da o anda hakikaten o sıcak o andaki paraya ihtiyacı vardı. Tamam dedi. Alacağının 1/4'ünü, 1/5'ünü bir alt şeyi yok. Yani bir alt limit koymamış. Onun altında olamaz falan gibi bir şey de koymamış. Koymamış. Razı geldi. Tutanak tutuldu.
O tutanak tamam bitti, bir daha dava yolu kapalı. İşçinin bir yıllık maaşı ödenir bu süre zarfında, arabuluculukta bilmem ne falan, ne bileyim yüksek sesli. Hiçbir koruyucu hüküm yok. Yok. Hiç yok. Ve dava açma artık anlaşılan hususlarda dava açma hakkı tamamen öyle. Tamamen öyle. Yani işçinin orada işte avukatıyla gidebiliyorsa avukatıyla, o süreçte kendi şeyini inisiyatif kullanabiliyorsa, becerisine bırakılmış ama o mudur? Barolar avukat tayin ediyor ama. Evet. Ediyor. Evet. Orada bir şey yok. Orada bir sıkıntı yani yok. Yani ediyor tabii, evet. Ama mesela o işçi başka bir işe girmiş olabilir. O zaman baro muhtemelen etmeyecektir. Yani çünkü geliri olmayan sadece avukat tayin ediyor. Yani ama çok zor. Ücreti olması demek bir davayı takip edecek ekstra yoksa, bir parası olduğu anlamı zaten taşımıyor. Ne kadar şu anda asgari ücret? Asgari tabii. Ücreti alıp da tamamını cebine tabii, koymuyor tabii, ki. Tabii. Çocuk besliyor, ev kirası veriyor. Temel ihtiyaçlarını zaten gideremiyor. Yani burada işte hukukun üstünlüğünü sorgulamak gerekiyor. Tabii tabii, yani toplumsal barışı arttırmak diyorlar gerekçede. Ama bence nasıl toplumsal oluyor, barışı toplumsal bozar. Barış böyle mi toplumun oluyor? Geniş kesimlerinin hak arama özgürlüğünün önüne getirdiğiniz her engel. Dünyada hiç örneği var mı? Kediyi köşeye sıkıştırırsanız ne yapar? Tırmalar. Bir takım örnekler gerekçede yazmışlar ama biz onları... Yani pratiğimizden, şeyimizden falan yok. Yorum yapacak şeyimiz yok. Hmm. Ama yani her ülkenin koşulu bizim ülkemiz gibi midir ki? Hani bizim gibi yoksul, benim çoğunluğunun emekçi ya, olduğu. İşsizlerin hakkı da çok ciddi korunuyor. Hı. Çok ciddi aylıklar bağlanıyor evet. Ülkelerde. Ve işçi işveren ilişkileri de öyle yani bizim şimdiki düzenlemelerde olduğu gibi değil. Cumhurbaşkanı umarız, bugünlerde önemli kararlara imza atıyor, umarız çok iyi anlatılır tabii ki. Kendisine ve onaylamayabilir. Keşke. Ama kim anlatacak? Ona bunu kim anlatacak? Biz anlatıyoruz. Biz anlatıyoruz. Şu anda biz anlatıyoruz. Mektup yazmak sizin lazım herhalde. Biz anlatıyoruz, evet. Bir şey belki gözlerden... Çünkü herkes her konuyu bilmek zorunda tabii değil. Ki, yani bir cumhurbaşkanı iş kanununu sonuna kadar bilemez. Ya da iş mahkemeleri kanununu elbette bilemez. Çok teknik işler var işin içinde. O zaman sizlere gerek kalmaz. Doğru. Yani onun için iyi teknisyenlerin, iyi teknik hukukçuların anlatması gerekiyor bu konuyu. Hı-hı. Buyurun bir şey söyleyeceğim. Şeyi konuşurken, şu iş müfettişleri meselesini konuşurken kafama takıldı, yanlış anlaşılmış olabilir. Sosyal Güvenlik Kurumu'nu ilgilendiren davalar, hizmet tespit davaları, iş kazalarına dair davalar... kapsamlı şeyinde değil. Eski sistem. Yani devlet kendisi arabuluculuğa girmiyor. Kendisini korumuş. Hmm. Yani işçinin de iş kazasından dolayı maddi manevi tazminat aha davaları sistemin dışında. Süreç temel işçilik alacak. Kurumu ilgilendireceği için rücu davasıyla kurumun dahil olabileceği herhangi bir dava kapsamda değil. Hmm. Bu açıdan. Yani kendini korumuş devlet. Demek ki o kadar matah bir şey değil ki. Bir de tezatın üzerinde durmak isterim. Şimdi bilirkişilik yasası da değişti. Bununla ilgili sistem komple değişiyor bilirkişilerle ilgili. Bütün bilirkişilerle ilgili. Yani evet, bilirkişiliği düzenleyen yönetmelik komple değişti. Ve artık örneğin hukukçu bilirkişiyi sistemin dışına çıkarttılar. Kim bilirkişi olacak? Yani tamamen işte teknik bir konuda mühendis bilirkişilik yapsın diyorlar örneğin. Hukuku zaten hakim bilir. Eskiden de böyleydi ama şimdi daha vurgulandı ve artık bunu uygulamakta çok keskin yaklaşıyorlar. Bunu yaparken de gerekçe, oradaki gerekçe işte anayasanın o yargıyı bağımsız mahkemeler Türk milleti adına kullanır. Yargı hı yetkisi devredilemez. Bilirkişi hakim gibi davranamaza dayanarak yapıyorlar. Şimdi aynı hükümet aynı anda bir tarafta yargı yetkisi devredilemezin üzerinde duruyor ve anayasanın bu maddesine dayanıyor ki doğru. Eş zamanlı olarak burada ciddi bir kısmını özelleştiriyor bir nevi. Yargı yetkisini devrediyor. Yani, turşusu. Yargı yetkisini devrediyor. Fakat tabii bunu bizim işçilerimizin anlaması, çok zor. Hukuki sorunları olanların anlaması çok zor. Çok zor. Çok zor. O kadar teknik konular ki nasıl, nereden tutacak işin ucunu? Yani bir kısmı, önemli bir kısmı eğitimsiz. Elif Hanım bir müvekkilinden bahsetti. Okuma yazması olmayanlar var. Eyvah. Anlatır mısınız mesela bunu? Evet.
Öte yandan beyaz baretliler var, teknik personel var. Onların da hukuk okuma yazmasını bekleyemeyiz. Alanları farklı. Yani uzman, başka alanda uzmanlaşanlar da anlamaz. Evet. Dolayısıyla bizim önümüzde durması gereken şu olmalı. Sıradan bir vatandaş, herhangi bir şikayetiyle, evet, sıradan bir işçi yargıya kolaylıkla başvurabilmeli. Şunlar geldi benim başıma dediği anda süreç açılıp onun bu olaydan mağdur olmadan çıkacağı bir prosedür konmalı ortaya. Çok çarpıcı bir şey, 12 Eylül'den önce iş davalarında devlet harç almazmış. İş davası açarken hiçbir masrafa katlanmadan işçi diyor ki ben işten çıkarıldım. Çok doğal. Olması sosyal gereken. Bir devlet, halkçı bir devletin, hani o kimsesizlerin kimsesi olan cumhuriyetin yapması gereken zaten. 12 Eylül'de bu uygulama geliyor. Ve şimdi gittikçe harç ve giderler o kadar yüksek ki zaten hak aramak gerçekten o kadar zor ki. En basit bir davada bile çok yüksek oranda harç yatırılıyor değil Söyleyeyim, bir işçinin 700 liranın altında bugün dava açması bence çok zor. İşte o gideriyle, bilirkişi ücretiyle vesaire. Başlangıç bulacak olarak. Çok zor. Bilirkişi incelemeleri, hesaplar bilmem neler. O ben önemli bununla uğraşacağımı oraya gideyim, uzlaşayım bari. Yani evet, ara bulucu da hiç olmazsa aynen öyle. Bir taraftan siz yargılama giderlerini arttırıp bir taraftan da zorunlu olarak onu ara bulucuya gönderdiğinizde hani lanet olsun diyecek tabiri caizse, uzlaşayım bitsin. Çünkü matematiksel olarak zihni karıştıracak tabii işçinin. Tabii ki. Bak sen işte dava açarsan bu dava bu kadar sene sürecek. O da böyle tatlı tatlı anlatılacak belki. İşte bu dava şu kadar sürer. Senin gücün var mı canım? Ondan sonra ne yapsın düşünecek. Çocuklar gelecek. Çocuklar küçük. Kira gelecek. Elektrik su parası gelecek. Ne yapacak? İşte tazminat hakkı var. Tazminatının tamamını vermek istemeyecek işveren. Al sana 3 aylık maaşını peşin veriyoruz. Bu sırada iş ara vesaire gibi şeyler. Ben şimdi bakın bunu düşünüyorum böyle. Tamamen olmaz mı? Doğru. Siz düşünmelisiniz çünkü basın çalışanları da kapsamda. Gazetecilerde. Ne yazık ki. Ki çok gazeteciler, zor. Gemi adamları hepsini kapsamın içerisinde arabuluşuna gitmek zorunda. Kimler kapsamında bakalım, gazeteciler, i̇şte normal iş kanununa tabi bütün çalışanlar. Tekstil işçileri. Tabii ki. Tabii ki. Bütün işçiler. Hayır şey bile, borçlar kanununa tabi çalışan, evde temizliğe gelen işçi, evde temizlik işi yapan kadın da arabulucuya gitmek. Evet, başka kanunları da demiş, atıf yapmış. Yani genelliyor. Peki, açılmış ve süre gelen kanun şeyleri kapsıyor mu? Yok, kapsamıyor. Yok. Kapsamıyor. Devam eden davaları kapsamıyor. Şeyi de zaman aşımı ile ilgili hemen yürürlüğe girecek. Kanun yürürlüğe girdiğinde bu zorunlu arabuluculuk 1 Ocak 2018 öngörülmüş, yürürlük konusunda da bilgi vermek gerekirse. Evet. Şöyle bir şey olabilir Anayasa Mahkemesi mücadelesinde aklıma geldi. Diyelim işçinin 15 günlük ücreti ödenmedi. Aylık çıkarıldı. Yahut da kendi çıktı, içeride 15 günlük şeyi kaldı, ücreti kaldı. İşverenin de ihbar alacağı var, denk. 15 günlük ücreti için bir dava açmak isteyen işçi bana müracaat ederse, aktif çalışmıyorum ama yönlendirebilirim. Buna benzer, nazara alınamayacak ufak tefek hakları, hani şeyin de rızasıyla, Anayasa Mahkemesi'nin önüne götürmek benim en çok hani yapılabilecekler, hemen yapılabilecekler için de öneririz. Aklıma evet ilk gelen şimdi bu oldu. Şimdi bir dava görülürken size uygulanacak hükmün anayasaya aykırı olduğunu belirterek itiraz edebiliyorsunuz. Eğer mahkeme benimserse bu görüşünüzü, Anayasa Mahkemesi'ne olayı taşıyor ve dava bekliyor o sırada. Anayasa Mahkemesi bu şekilde o kanun maddesi anayasaya uygun mudur değil midir inceleme yapıyor. Yani o 60 günlük süreler geçtikten sonra ancak böyle bir imkanımız var. Ama esas olarak yani bu tür şeyler, bu tür köklü değişiklikler siyasi mücadelelerle kazanılacak. Belki bunun pratiğinden yani canı yanan işçilerin tek tek, çünkü dava aşamasına geldiyse arkasında çok ciddi bir siyasi mücadele